Yarın oy kullanacağız diyoruz. E şöyle bir hatırlatalım size istiyoruz. Nasıl oy kullanacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Çünkü e, ufak da olsa önemli ayrıntılar var. Şimdi onları sizin için şöyle bir derledik topladık. Birincisi sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Biliyor musunuz? Eğer bu sorunun yanıtı hayırsa e nereden öğrenebilirsiniz? Şunun şurasında artık saatler kaldı. Hemen söyleyeyim size YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı var. Yani internet üzerinden YSK'nın internet sitesine girin. Hadi oraya girdiniz o sayfadan bulamıyorsanız bile internette bir arama motoruna yazın ee, nerede oy kullanacağımı nereden öğrenebilirim diye yazın. Bu soruyu yazın muhakkak sizi yönlendirecektir ama YSK'nın da internet sitesine girdiğinizde nerede oy kullanacağınızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Diyelim öğrendiniz veya zaten biliyordunuz. Oy verme saatlerine lütfen dikkat edin. Şimdi Türkiye'nin doğusu ve batısı için oy verme saatlerinde farklılık var. Neden? Çünkü güneşin doğuşu kaynaklı olarak, batışı kaynaklı olarak bir farklılık var. Eğer Türkiye'nin doğusunda yer alıyorsanız sabah saat 7'den itibaren oy kullanabilirsiniz. Ne zamana kadar? Saat 16'ya kadar. Türkiye'nin batısında yaşıyorsanız eğer o zaman sizin oy verme işleminiz saatiniz sabah 8'de başlayacak. Ve akşam 17'ye kadar devam edecek. Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin. Şimdi ne demek istiyoruz burada? Şunu söyleyeyim size. Ee, mesela batı örneğiyle gidelim ama söyleyeceklerimin aynısı doğu için de geçerli. Sadece saat farkı üzerinden. Hani saat 17'ye kadar oy kullanabilirsiniz dedim ya. Siz... 17 ve 17 17.05'te gittiniz. 17.05'te gittiyseniz hayır oyunuzu kullanamazsınız artık bitmiştir. Ama siz gittiniz sıraya girdiniz siz sıradayken saat artık 17'yi geçtiyse oy kullanma hakkınız var. Lütfen hakkınızı savunun. Eğer sıradayken saat 17'yi geçtiyse hiç kimse size oy kullanamazsınız diyemez. Siz oyunuzu kullanabilirsiniz çünkü 17'den önce o sıraya girdiniz. Aynı durum Batı Doğu içinde saat 16'ya dair düşünün. Aynı durum geçerli. Şimdi oy vermeye giderken e haliyle e, ben gittim oy vermeye ne bilsin karşımdaki oradaki görevli benim listedeki kişi olup olmadığımı nasıl bilecek? Üzerinde TC kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın. Yani bu ehliyet olabilir, nüfus cüzdanı olabilir, pasaport olabilir. Muhakkak kimliğinizi yanınıza alın. Seçmen bilgi kağıtları biliyorsunuz dağıtılıyor. E, siz seçmen bilgi kağıdınızı almadan gittiniz. Ne olacak? Oy kullanamayacak mısınız? Hayır. Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanabilirsiniz. Nasıl? Hangi okulda, hangi sınıfta oy kullanacağınızı biliyorsunuz. Kapıdaki listeye baktınız, adınız var, TC kimlik numaranız var. Yanınızda da nüfus kağıdınız, ehliyetiniz ve veya pasaportunuz var. Bunlar yeterli. Oyunuzu kullanabilirsiniz. Seçmen bilgi kağıdınızın yanınızda olması şart değil. Şimdi gittiniz pusulalarınızı aldınız, zarfınızı aldınız. Hem mührüne falan da onlara da dikkat edeceksiniz elbette ki. Sonra onlarla birlikte kabine girdiniz. Dikkat cep telefonunuzla lütfen kabine girmeyin. E, hatta hadi diyelim unuttunuz girdiniz fotoğraf falan çekmeye de. Kalkmayın. Bu uyarıyı lütfen dikkate alın. Oy pusulalarının kontrolü de önemli. Çünkü ee, orada görevli olan e, arkadaşlar görevliler onlar erkenden oraya gidiyorlar. Pusulaların arkalarını mühürlüyorlar, zarflar mühürleniyor. Dolayısıyla oy pusulanızı siz mührünüzü basmadan önce bir kontrol edin. Sağında, solunda çizik herhangi bir işaret olmasın. Olduğu takdirde bu iptaliyle, oyunuzun iptaliyle sonuçlanır. Ha, üzerinde tabii e, soğuk mühür, YSK'nın mühürü, oradaki görevlerin bastığı mühürler olacak. Onlar ayrı ama herhangi bir kalemle çizgi, işaret kesinlikle olmaması gerekiyor. Lütfen siz de üzerine bir işaret koymayın. Pusulaları aldınız. Tabi e, tabii birden fazla pusula olacak. Bir de muhtarları da seçeceğiz biliyorsunuz. Muhtarı da belirleyeceğiz. Ama ve size bunları koyabilmeniz için tek bir zarf verilecek. Tercihinizi yaptınız. Mühürleri pusulalara bastınız. Muhtar için mühür basılmıyor. Biliyorsunuz muhtarların isimleri yazılı kağıtlar oluyor. O kağıdı da aldınız. Hepsini bir arada tek bir zarfın içine koyacaksınız. Ha bu arada tabii mühürün de bulaşmaması için dikkat edin. Şöyle bastıktan sonra biraz üfleyin, elinizle havalandırın. Herhangi bir sıkıntı yaşanmasın. Tabii bunları yaparken de oy verme kabininde öyle uzun dakikalar geçirmeyin. E biliyorsunuz orada sırada bekleyen başka insanlar da var. E kimseyi de zor durumda bırakmamak gerekiyor. Fazla kalmadan oyunuzu kullanın. Oyunuzu kullandınız, zarfınızı kapattınız. Sonra gittiniz, kutuya zarfınızı bıraktınız. İşiniz bitti mi? Hayır bitmedi. Bir de imza atmanız gerekiyor. İmza önemli çünkü bu imza sizin oy kullandığınızın işaretidir. Siz o imzayı atmazsanız ne olur? Herhangi riskler oluşabilir. Başka biri gelip de sizin adınızı oy kullanmaya kalkabilir mi? Neden olmasın? Hayatta her şey olabilir. O yüzden lütfen siz oyunuza şu noktada dahi sahip çıkın. Zarfınızı kutuya attıktan sonra isminizin hemen yanındaki köşeye de görevlerin gösterdiği yere de imzanızı atmadan o sınıftan lütfen çıkmayın. Bunlar yarın kullanacağımız seçime dair bilmemiz gerekenlerdi. Şöyle bir toparlayalım size hatırlatalım istedik.